Bugün SSCB'nin seri manyakları hakkında konuşacağız. Boris Efimovich Serebryakov 18 Ağustos 1941'de Çeçen Ginguşo SSC'nin Malgobek kasabasında doğdu. Huybihev şehrinde faaliyet gösteren seri ve kitlesel bir manyaktı. Özel bir acımasızlıkla 9 kişinin canını aldı ve 3 kişiyi ağır yaraladı. İşlediği suçların üzerinden yarım asır geçti, ancak eski topraklar hala onun adını anarken ürperiyor. Zubchaninovka, 60'lı yılların sonunda kanlı manyak Boris Serebryakov'un maceralarıyla anılan bir yer. On binlerce ve yüz binlerce insan onun geceleri yaptıkları karşısında dehşete düşmüştür. Serebryakov'un kara şöhreti oldukça anlaşılabilir, çünkü insan formundaki bu tür canavarlar, sık olmasa da, sosyal düzenden bağımsız olarak toplumda her zaman ortaya çıkar. Kolluk kuvvetleri, yakalanan bir başka manyağı kamuoyuna sunduğunda, insanlar önce dehşete kapılır ve ardından bu tür insan canavarların nereden geldiği sorusu üzerine kafa yorar. Boris Serebryakov, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcından biraz sonra, 18 Ağustos 1941'de doğdu. Babası öldüğü için annesi tarafından büyütüldü. Kendisinden küçük ve büyük iki kız kardeşi vardı. Boris 1960'ların başında orduda 3 yıl görev yaptıktan sonra Kuybişev'deki ablasının yanına taşındı. Ablasıyla pek sosyalleşmezlerdi. Ama yine de bir akrabasına yardım etmeyi reddetmedi. Geleceğin manyağı çocukluğundan beri suç eğilimleri göstermiş, şiddetli bir öfkeye sahip olmuş ve alkol arzusu duymuştur. Rastgele kişilerle, iş arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla defalarca kavgaya karıştı ve bu nedenle kolluk kuvvetleri tarafından defalarca gözaltına alındı. Boris Serebryakov ayrıca yaralama, hırsızlık, kundaklama ve cinsel ilişkiye zorlama suçlarından da polisin dikkatini çekmiştir. Ancak bu suçlara karıştığı kanıtlanamadı. Ocak 1967'de ordudan terhis edildi. 1970 yılında Serebryakov ilk cinayetini işledi. 27-28 Nisan gecesi Litvinov Caddesi'ndeki yurt odalarından birinin penceresini kırarak içeri girdi ve Stepan Zorn'u, 5 yaşındaki oğlu Lyonya'yı ve karısı Maria'yı tuğlalarla öldürdü. Daha sonra kadının nefessiz kalan bedenini cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı. Daha sonra parayı aldı ve kurbanların kıyafetlerini ateşe verdi. Yangın sonucunda pansiyonun birkaç odası hasar gördü. Böylesine vahşi bir katliamın şüphesi kurban Maria Zorkina'nın eski kocasının üzerine düştü, ancak kısa süre sonra olaya karıştığına dair söylentiler ortadan kalktı ve kendisi serbest bırakıldı. İnsanlar, manyak geri mi döndü, diye merak ediyordu. Ancak sonraki 12 ay nispeten sakin geçti, Zubchaninovka'da bu tür katliamlar gözlenmedi. Evlere zorla girmeler olsa da bunlar ölümle sonuçlanmadı. Failin adını vermek bir yana, kimse onu tarif bile edemiyordu. Serebryakov bir sonraki suçunu bir yıl sonra, 30 Nisan 1970 gecesi işledi. Aeroflotskaya Caddesi'ndeki 167 numaralı evin dairesine girerek, ev sahibesi Ekaterina Kutsyevalova ve kızı Olga'ya yanında götürdüğü bir baltayla saldırdı. Çoktan öldüğünü düşünerek anneyi taciz etmeye başladı, ancak anne kendine geldiğinde kızı çığlık atmaya başladı ve komşuları uyandırdı. Bu manyağı korkutup kaçırdı ve iki kadın da hayatta kaldı. Serebryakov kurban aramak için bisiklette şehirde dolaşmaya başladı. 8 Mayıs 1970'i 9 Mayıs'a bağlayan gece Serebryakov, Çekistov sokağındaki 40 numaralı evde 70 yaşındaki emekli ve 30 yaşındaki kiracısı Nina Vasilyevna'ya baltayla saldırarak canlarını aldı. Kısa süre sonra Timofev adında biri polise gelerek saldırıları kendisinin gerçekleştirdiğini iddia etti. Yapılan araştırmada Timofev'in kendini suçladığı doğrulandı. Bundan sonra Kuybişev'de panik patlak verdi. 1970 yılında SSCB'de Yüksek Sovyet seçimleri yapılacaktı. Mahalle sakinleri ajitatörlerin polis eşliğinde evlerine girmesine izin vermediler ve manyak yakalanana kadar oy kullanmayacaklarını doğrudan belirttiler.
Serebryakov, 4 Haziran 1970'i 5 Haziran'a bağlayan gece, Podgorneye Caddesi'nde, Kır Parkı'nın yakınındaki 26 numaralı evde, baba, anne ve iki çocuktan oluşan Malam ailesine saldırdı ve baltayla canlarını aldı. Katliamdan sonra manyak evi ateşe verdi ve bir bisikletle kaçtı. O sırada araştırmacılar önemli bir ipucuna rastladılar, manyağın girdiği pencerenin altında bisikletin izi. Bisikleti itfaiyeciler buldu. Kolluk kuvvetleri, daha önce birkaç kez garip yangınlar meydana geldiğinden, göze çarpan her şeyi saklamaları konusunda özellikle talimat verdiler. Tahtanın kimsenin üzerine basmayacağı şekilde döşendiğini fark eden genç bir itfaiyeci tarafından gösterildi. Georgi Rodionovich ve meslektaşları hemen polis departmanı nöbetçi memurunu arayarak bisikletli suçlu hakkında bilgi verdi. Lastiklerin genişliğine bakılırsa, suçlu büyük olasılıkla bir spor bisiklet kullanıyordu. O zamandan beri polis özellikle bisikletliyi arıyordu. Durum giderek tırmanıyordu ve romanlar dinamo dükkanından av tüfekleri satın aldılar. Polis bir şey olmadığından emin olmak için mahalle polislerini gönderdi. Bazı insanların bu silahlarına el konuldu. Geceleri şehirde çok sayıda polis vardı. Katilin bir sonraki ölümcül darbesinin yine en sevdiği Kirov bölgesine düşmesini bekliyorlardı. Ve bir süre sonra, ambulans sağlık görevlilerinin geçmişteki cinayet mahalline giderken, sabah saat 5 civarında bir bankta bisikletine yaslanmış uyuyan bir adam gördükleri ortaya çıktı. 22 Mayıs 1970 tarihinde General Igor Ivanov başkanlığında bir soruşturma ekibi kuruldu. Sokaklardaki polis devriyeleri güçlendirildi ve kanunsuzların sayısı artırıldı. Suç mahallerinden birinin yakınında Serebryakov'un bisikletinden Karkov Bisiklet Fabrikası'nın markasını taşıyan bir anahtar buldular. Bundan sonra bisikletlilere daha da fazla dikkat edilmeye başlandı. 8 Haziran 1970 günü sabah saat 4:00'te bir kanunsuz, Serebryakov'u bisikletiyle bir ara sokaktan çıkarken gördü. Başlangıçta bu durum şüphe uyandırmadı, ancak bir rüzgar esintisi çantasını açtığında bir balta görünüyordu. Bir kovalamaca başladı. Serebryakov 244 numaralı özel evin bahçesine girdi ve bir sokak tuvaletinde saklandı. Kanunsuzlar, uyanan ev sahibi ile birlikte bahçeyi aramaya başladı. Kanunsuzlardan biri olan Viktor Kaçanov tuvaleti açtı ve önce yüzüne, ardından da kafasına bir tuğla ile vuruldu. Serebryakov, o sırada akaryakıt yüklü tankerlerden oluşan bir yük treninin durduğu demiryolu platformuna koştu. Serebryakov tanklardan birinin merdivenine tırmanarak trene binmek istemiş, ancak makinist yardımcısı tarafından fark edilerek demiryolunun diğer tarafına, fabrikanın asfaltlanmış arazisine koşmuştur. Orada bir ağaca tırmanmış ve ağaçtan Progress fabrikasının topraklarını atlamıştır. Rejim işletmesinin alarm sistemi tetiklendi ve Serebryakov kısa süre içinde fabrikanın güvenlik personeli tarafından gözaltına alındı ve ardından polise götürüldü. Manyağın tutuklanması seçimlerden bir hafta önce gerçekleşti. Baş müfettiş, manyağın tutuklanmasından sonra 3 kez terfi ettirildi. Serebryakov'un parmak izleri ve kan grubu suçlunun özellikleriyle eşleşti. Serebryakov'un odasında kurbanlardan çalınan eşyalar bulundu. Kısa süre sonra her şeyi itiraf etti. Adli psikiyatrik muayene, davranışlarında bariz sapmalar olmasına rağmen Serebryakov'un akıl hastalığından muzdarip olmadığını ortaya koymuştur. Bu durum onun cezai olarak sorumlu tutulmasını engellememiştir. Duruşma sırasında salona sığmayan insanlar pencerelerden dışarı baktı. Herkes neredeyse 1,5 yıl boyunca tüm şehri korku içinde tutan manyağı görmek istiyordu. Serebryakov davasının duruşması toplamda yaklaşık 2 hafta sürdü. Bilindiği gibi, 16 Eylül'de yargı kurulu onu idam cezasına çarptırdı, idam mangası. Serebryakov'un kendisi böyle bir karar beklemiyordu ve gözde görülür bir şekilde solgundu ve salon bu kararı bir alkış fırtınasıyla karşıladı. Hatta bazıları bağırdı, bu doğru.
Ancak başka haykırışlar da vardı, onu vurmak yeterli değil. Bu haykırışlar arasında bir konvoy eşliğinde mahkeme salonundan çıkarıldı. Götürülürken kalabalığa bağırdı, "Geri geleceğim." Affedilmesi için yapılan tüm başvurular reddedildi. Boris Efimovich Serebryakov hakkındaki hüküm 1971 yılının başında Kuybişev'de infaz edildi. Sonraki yıllarda ortam sakinleşti, ailelere yönelik bu tür ölümcül baskınlar tekrarlanmadı. Seri suçlunun aile bağları açıklanmadı, böylece annesi ve kız kardeşi toplumun sıcak elinin altına düşmedi. Onlar da oğulları ve kardeşleri hakkında dürüstçe ifade verdiler, nasıl okuduğunu, çalıştığını, evde yardım ettiğini, askere gittiğini. Şimdi kaderlerinin nasıl sonuçlandığını kimse bilmiyor. Serebryakov'un toplamda ceza kanununun birçok maddesi kapsamında aynı anda suçlandığını hatırlatmak isterim. Öncelikle, 9 kez kasten yaşamdan yoksun bırakma, vatandaşların kişisel mallarına ağır tahribat, belge hırsızlığı ve bir halk kanun koruyucusunun yaşamına kastetmekte suçlandı. Kendisi hakkında birçok belgesel film yapılmıştır. Bunlardan en popüler olanı The Night Kicklist'tir. Anatoly Biryukov 18 Şubat 1939'da Moskova yakınlarındaki Çehov'da doğdu. Çocuğun babası Kor General Nikolay Biryukov, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın önde gelen bir askeri katılımcısı ve bir Sovyetler Birliği kahramanıydı. Oğlunu katı bir şekilde yetiştirdi ve ondan gerçek bir erkek yaratmayı hayal etti. Oğlu çocukluğundan beri silahlara ilgi duyuyordu ve 8 yaşındayken babasının fişek kutusuna ulaşmayı başardı. Fişeklerin içinde barut olduğunu biliyordu, bu barut sayesinde askeri kuşaktan çocuklar arasında çok sevilen tokmaklar yapılabiliyordu. Bunu elde etmek için çocuk fişeği demir testeresiyle kesmeye başladı. Bir noktada barut patladı ve onu yaraladı. Bu olaydan sonra Anatoly Biryukov'un yüzünde hayatının geri kalanında çirkin ve derin yara izleri kaldı. Bu izlerin kaynağını başkalarına, çocukluğunda kaynar su dolu bir tencereyi üzerine devirdiği iddiasıyla açıkladı. Yara izleri Biryukov'un hayatını büyük ölçüde değiştirdi, mahalledeki çocuklar tarafından alaya alınmaya başladı. Sonuç olarak çocuk içine kapandı, bahçede oynamayı bıraktı ve dışarı çıkmamaya çalıştı. Yine de okulda başarılıydı ve öğretmenleri tarafından seviliyordu. Tanıdığı birkaç akranı arasında sözünün eri biriydi. Okuldan sonra Biryukov babasının izinden gitmemeye karar verdi. Bunun yerine tamirci olmayı öğrendi ve tasfiye işletmelerinden birinde çalışmaya başladı. Seçimi herkesi memnun etmedi, ancak iş yerinde sorumluluğu ve profesyonelliği ile takdir edildiği için gurur duyuyordu. Görünüşü nedeniyle yaşadığı komplekslere rağmen, Biryukov JR'ye başarılı bir evlilik yaptı. O ve seçtiği kişi birbiri ardına iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğru, eşlerin samimi yaşamlarında sorunlar vardı. Her halükarda, Anatoly'nin daha sonra içinde aniden uyanan bebeklere karşı sapkınlığını açıklayacağı şey budur. Kızlarından biri bile bir manyağın kurbanı olabilirdi, ancak Biryukov korktu ve ona zarar vermedi. Bunun yerine, tatmin olmak için başkalarının bebeklerini kaçırmaya ve kullanmaya başladı. Manyak ilk suçunu 1971 yılında işten dönerken işlemeye çalıştı. Biryukov bir çocuk polikliniğinin önünden geçiyordu ve içinde ağlayan bir bebek olan bir çocuk arabası fark etti. Annesi bir dakikalığına dışarı çıkmıştı. Kadın klinikten çıktığında, yabancının çocuk arabasını çocuğuyla birlikte ileri doğru ittiğini ve uzaklaştığını gördü. Anne hemen ortalığı ayağa kaldırdı, görgü tanıkları koşarak geldi, Biryukov'u gözaltına aldılar ve polisi aradılar. Gözaltına alınan kişi soluğu karakolda aldı ve polisi sadece talihsiz bir şaka yaptığına ikna etmeye başladı. Çocuk arabasını çalan Mol, bebeği sokakta bırakarak ihmalkar anneye bir ders vermeye karar verdi. Bu kez Sovyetler Birliği kahramanının oğluna inanıldı ve amatörlükten para cezasına çarptırıldı. Eve gitmesine izin verdiler, ancak 1972'de Biryukov yine bebeği kaçırmaya çalıştı.
Neyse ki, manyak yine planını tamamlayamadı. Hiçbir şey yapamadan gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Doğru, o zamanlar kimse Biryukov'un amacının tam olarak bebek olduğunu düşünmüyordu. Sanık, araştırmacıları çocuk arabasını çalıp satmaya karar verdiğine ve içindeki bebeğin fark etmediğine ikna etmeyi başardı. Bir veriye göre, Biryukov hırsızlıktan 3 yıl hapis cezası aldı. Diğerlerine göre ise, bir şekilde hapisten kurtulmayı başarmıştır. Olanlardan sonra Anatoli'nin ailesi dağıldı. Karısı hayatını suçluyla birleştirmemeye karar verdi ve boşanma davası açtı. Bu olaylar Biryukov'u etkiledi. Birkaç yıl boyunca hastalıklı fantezilerini bastırdı ve sıradan bir yaşam sürdü. Ancak 77 yılının sonbaharında içindeki şeytan kendini gösterdi. Moskova'da dolaşırken Biryukov kendini Mareşal Biryuzov Caddesi'ndeki bir çocuk mutfağının yakınında buldu. Manyak orada, içinde 3 aylık bir bebek olan bir çocuk arabası fark etti. Annesi orada değildi. Ya çocuk mutfağının bulunduğu binaya girmişti, ya da kız arkadaşlarıyla buluşup kenara çekilmiş ve çocuğu umursamazca gözetimsiz bırakmıştı. Biryukov da bundan yararlandı. Bir çocuk arabası kaptı, en yakın avluya sürdü, bebeği çıkardı ve 3. ve 4. katlar arasındaki merdivenleri tırmanarak girişe girdi. Manyak, kızı pencere pervazına koydu ve kundakladı. Kız çığlık atmaya başladı ama o sırada katlardan birinde bir kapı çarptı. Biryukov korkmuş, iş yerinde kalem açmak için kullandığı bıçağı kapmış ve kıza saplamış. Kız sessiz kaldı ve manyak koşarak uzaklaştı. Ölen çocuğun cesedi tesadüfen bulundu. Bir rapora göre, rutin girişler sırasında evin yöneticisi tarafından görülmüştür. Diğerlerine göre, evde yaşayan ve çocuklarıyla yürüyüşe çıkan bir kadın. Soruşturma derhal başlatıldı. Müfettişler ilk başta ölen kızın marjinal bir aileden geldiğini ve kendi ebeveynleri tarafından öldürüldüğünü varsaydı. Ancak bazı gerçekler bu görüşe karşı çıkıyordu. Öldürülen bebek bir deri bir kemik kalmamıştı, bezleri ve kıyafetleri yeni ve kaliteliydi. Yine de ajanlar ölen kızın kederli annesini bulduklarında, o hemen cinayet şüphelileri listesinden çıkarılmadı. Moskova'da SSCB İçişleri Bakanlığı Başkanı Nikolay Şeşelkov'a rapor verdiler, o da derhal vakanın sınıflandırılması ve basına bilgi sızmasının önlenmesi emrini verdi. Ancak, zamanın da gösterdiği gibi, bu hatalı bir hareketti. Moskovalılar çocuklarıyla birlikte bebek arabalarını gözetimsiz bırakmaya devam etti ve manyak da bundan faydalandı. Biryukov ilk cinayetinden sadece 3 gün sonra, Eylül 1977'de, yine 3 aylık bir kız çocuğunu kaçırdı. Bebeğin annesi bir çocuk mağazasına alışverişe gitmiş ve uyuyan bebeğin bulunduğu bebek arabasını mağazanın kapısında bırakmıştı. Manyak bebeği çocuk arabasından aldı ve kaçtı. Kız Moskova'nın her yerinde, inşaat alanlarında, kuyularda ve terk edilmiş binalarda arandı. Ailesi sonuna kadar küçük kızın kaçırılıp başka bir şehre götürüldüğünü umdu. Ancak bir ay sonra çocuğun cesedi şehrin çöplüklerinden birinde bulundu. Müfettişler Moskova'daki iki bebek cinayetinin tek bir manyağın işi olduğunu hemen anladılar. Katilin büyük olasılıkla daha önce küçüklere karşı işlenen suçlardan, hüküm giymiş olduğunu ya da akıl hastalığından muzdarip olduğunu varsaydılar. Müfettişler arşivleri taradı ve bu kriterlere uyan birçok şüpheliyi sorguladı ancak katili bulamadı. Aynı zamanda soruşturma yanlış yolda ilerlemeye devam etti. 1977'de Biryukov, annesi tarafından yaşlı bir komşunun kollarında giriş kapısının yanına bırakılan 6 aylık bir çocuğu kaçırdı. Manyak aniden emekliye saldırdı, bebeği ondan kaptı ve kaçtı. Kadın yardım çağırdı, ancak suçlu çoktan uzaklaşmayı başarmıştı. Çocuğun cesedi birkaç gün sonra bulundu. O zamana kadar, araştırmacılar bebek avcısının özelliklerinin bir listesini çoktan hazırlamışlardı.
Biryukova, Moskova manyağı lakabı takıldı çünkü her zaman gözlerinin üzerine bir şapka çekiyordu. Görgü tanıkları yüzünü görmemişti ama aynı kıyafetlerle saldırdığını fark etmişlerdi, gri pantolon ve kareli gömlek. Ancak bu işaretler yeterli olmayınca polis ve gönüllü ekipler Moskova'da çocuk arabasıyla yürüyen ya da kucağında çocuk taşıyan tüm erkekleri kontrol etmeye başladı. Bir gün muhafızlar, kucağında bebeği olan ve otobüs durağında otobüs bekleyen genç bir babayı kontrol etmeye karar verdi. Biryukov'un suçla hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı, ancak yakınlarda bulunan Biryukov, arandığını anladı ve memleketi Çehov'da yeni suçlar işlemeye karar verdi. Kısa süre sonra bu şehrin sakinleri korkunç bir haber öğrendi, biri henüz 1 yaşında olmayan iki kızı kaçırdı ve bir süre sonra ölü bulundular. Bebek avcısı, davasının soruşturma merkezi Çehov'a taşındı. Ancak manyağın aranması ilk kez başarısızlıkla sonuçlandı. 21 Ekim'de Biryukov tekrar ava çıktı ve Çehov'un dış mahallelerine gitti, bakkalın yakınında yalnız bir bebek arabası fark etti. Etrafta yetişkinlerin olmadığından emin olduktan sonra, Biryukov uyuyan 4 aylık bir kız çocuğunu çıkardı. Göz ucuyla etrafı izleyen annesi, Biryukov'un kızı yakaladığını, elindekileri bıraktığını ve sokağa atlayarak yardım istediğini fark etti. Yoldan geçen birkaç kişi, kucağındaki bebekte kaçamayacağını anlayınca onu kaldırıma fırlatan manyağın peşinden koştu. Çocuk zarar görmedi ve Biryukov'u kovalamaya devam etti. Sonunda ormanda gözden kaybolana kadar koştu ve metrelerce dolandı. Kaçışı sırasında manyak şapkasını kaybetti, böylece takipçiler onun yüz hatlarını gördüler ve hatırladılar, derin gözleri, yara izleri ve koyu sarı saçları. Suçlunun ayrıntılı bir robot resmi çizildi ve başkent bölgesi boyunca arama başlatıldı. Bir noktada, müfettişler Anatoli Biryukov'un çalıştığı Moskova İnşaat Şirketi'ni kontrol ettiler. Şirket çalışanları, mütevazı ve çalışkan meslektaşlarını robot resimde görünce dehşete kapıldılar. Bebek avcısı aynı gün evinde gözaltına alındı. Manyak suçunu inkar etmedi ve kurbanlarına nasıl işkence ettiğine dair hikayeler anlatmaktan sadistçe zevk aldı. Biryukov 5 cinayeti de bir ay içinde işlemişti. İlkini korkudan öldürdüğünü, kimliğinin tespit edilmesinden korktuğunu ve ancak Biryukov kendisini sokakta bulduğunda bir bebeğin soruşturma için değerli bir tanık olamayacağını fark ettiğini belirtti. O arada, manyağın açık sözlülüğü, babasının kendisine yardım edeceğinden ve ağır bir şekilde cezalandırılmayacağına emin olmasıyla açıklanıyordu. Nikolay Biryukov ilk başta oğlunun bir canavara dönüştüğüne inanmayı reddetti ve en iyi ve en deneyimli avukatlardan birini tuttu. Ancak ülkenin argümanlarını sunduğu birkaç mahkeme oturumundan sonra Nikolay Biryukov oğlunu kamuoyu önünde reddetti. Manyağın babası aldığı darbeden kurtulamadı ve sadece 2 yıl sonra öldü. Anatoli Biryukov ölüm cezasına çarptırıldı ki bu beklenen bir şeydi. Serbski Enstitüsü'nden uzmanlar onun bebeklere yönelik cinsel çekicilikle ifade edilen sapmasını fark ettiklerinde, karardan sonra manyak birkaç kez başarısız bir şekilde kendine el koymaya çalıştı. Ardından SSCB Yüksek Sovyeti'ne kadar tüm olası kurumlara af için dilekçe yazmaya başladı, ancak hepsi reddedildi. Anatoli Biryukov'un hayatının son günü 79. yılın 24 Şubat'ıydı ve cellattan bir kurşun yediği için 40. yaş gününü tecrit koğuşunda zar zor kutladı. Sovyet seri manyak ve yamyam Vasili Alevandroviç Simirnov, 50'den fazla farklı saldırıyı özel bir acımasızlıkla gerçekleştirmiştir. SSCB tarihinin en acımasız manyaklarından biri olarak kabul edilir. Gatçina psikopatı, büyücü ve kotik vasya olarak adlandırılmıştır. Son nakap, oğlunu hararetle seven annesi tarafından icat edilmişti. Büyüdüğünde, kafasına bir çekiçle vurarak ona teşekkür etti ve gerçek bir canavara dönüştü. Vasili Simirnov nasıl SSCB'nin en tehlikeli manyaklarından birine dönüştü? Pek ünlü değildi, adı orijinal değildi ve dikkat çekici olmayan görünüşü de bunda rol oynadı.
ama yine de zamanında tüm şehri korkudan titretti. Vasili 30 Kasım 1947 Detvir bölgesinde doğdu. Ailenin tek çocuğuydu. Babası erken yaşta vefat etti ve annesi tek çocuğunu her zaman şımarttı. Yaşlılıkta yalnız kalmaktan korkuyordu, bu yüzden oğlunun akranları ve kızlarla iletişim kurmasını yasakladı. Ona en iyisinin kendisi olduğunu söylemiş, bu şekilde Vasiye'yi kendine bağlamayı ummuştur. Vasili 18 yaşına geldiğinde annesinin diktatörlüğüne son vermeye karar verdi. Kafasına bir çekiçle vurdu ve ona tecavüz etmeye çalıştı. Ancak anne oğlunu kaybetmekten korktuğu için polise gitmedi. Kısa süre sonra Vasili askere gitti ve dönüşünde yaşlı bir kadına saldırdı ve onu cinsel ilişkiye zorladı. Bunun için hapse girdi ve 6 yıl hapis yattı. O sırada annesi vefat etti ve yaşlı kadının en çok korktuğu şey olan ölmek unutuldu. Oğlu hapisteyken tek başına kalmak zorunda kaldı. Vasili serbest bırakıldığında intikam almaya karar verdi. Başlangıç olarak, Leningrad bölgesindeki bir devlet çiftliğinde kasap olarak iş buldu. Çalışma becerilerini daha sonra kurbanlarına uyguladı. İlk yaşamdan mahrum bırakma manyaklığı Eylül 1979'da gerçekleşti. O zamanki kurbanı 8 yaşında bir kız çocuğu olan Marina Koşkina'ydı. Kız nehrin kıyısında bulundu ve cesedi tanınmaz haldeydi. Canavar kendi imzasını yaratmaya karar verdi ve kurbanlarının alnına doğrudan bir çivi çakmaya başladı. Bunu ilk kurbanına yaptı. Onu cinsel amaçları için kullandıktan sonra annesine hiçbir şey söylememesini istedi. Ancak kız sessiz kalmayacağını açıkladı ve suçlunun başka seçeneği kalmadı. İfşa olmaktan korkuyordu. Davanın soruşturması çok aktifti. Dava Leningrad bölgesinin en iyi müfettişlerinden birine emanet edilmişti. Ancak soruşturmayı ölü bir noktadan hareket ettirmek hala mümkün değildi. O arada manyak yine ava çıkmıştı. Bir sonraki kurban ilkokul çağında bir çocuk olan Andrei Lapti'ydi. Smirnov önce ondan faydalandı, sonra da bıçakla canını aldı. Vücudunda 50'den fazla bıçak yarası bulundu. Daha sonra manyak, ondan bir parça almak istediğini itiraf etti, ancak yoldan geçen bir bisikletli suçluyu korkutup kaçırdı. Hem istismarın hem de korkunç yaşam mahrumiyetinin güpegündüz, saray kompleksinin yakınında bulunan Gümüş Göl yakınındaki Gatçina Parkı'nda gerçekleşmesi dikkat çekicidir. Burası şehrin başlıca cazibe merkezlerinden biridir ve her zaman kalabalıktır. Manyağın bir sonraki kurbanı, kasabada varlıklı olduğu düşünülen yaşlı bir kadındı. Cellat, hoş olanı faydalı olanla birleştirmeye karar verdi. O gün emekli Finlandiya'daki akrabalarından içinde çeşitli kıt mallar bulunan bir paket aldı. Ancak, bir suçlunun kurbanı oldu, canavar adında bir manyak. Önce onu bir kürekle sersemletti ve sonra bir bıçakla öldürdü. Suçunu kapatmak için Vasili, onun evini ateşe verdi. Bundan sonra suçlu kaçmaya karar verdi ve başka bir şehre gitti. Orada hamile bir kadına saldırdı ve onu cinsel ilişkiye zorladı. Ancak adam kadının canını almaya cesaret edemedi ve kadın da polise gitmedi. Bu şekilde saldırıya uğrayan kadınların çoğu, kocalarının öfkesinden korkarak ve evliliklerini korumak için sessiz kalmayı tercih etti. Bu manyak tarafından cinsel saldırıya uğrayan kurbanların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Bu sayı birkaç düzine hatta yüzlerce olabilir. Kurbanlardan biri, sonunda polise giden Tatiana Emsko adında iki çocuk annesi bir kadındı. Müfettişler Vasili'nin kayıtlı olduğu adrese gittiler, ancak orada sadece kömür buldular. Fail Petrova taşınmadan önce izini kaybettirmek için evini tahrip etmişti. Kurbanlardan birinin polise başvurmasından korkuyordu. Manyak, müfettişler için yakalanması zor biriydi, ancak aydınlık bir günde bir grup çocuğa saldırdığında dokunulmazlığı sona erdi. Vasili kızlardan birini cinsel ilişkiye girmeye zorladı.
sonunda korkunç suçlarını dünyayla paylaşmaya karar verdi. Tutuklanan manyak, suçları hakkında bariz bir zevkle konuştu. Birçok insanın dikkatini çekmek istiyordu. Manyak, ilk cinayetten sonra duramadığını açıkladı. Soruşturmaya kimsenin bilmediği başka bir saldırıdan bahsetti. Smirnov yaşlı bir kadına çekiçle saldırmış ve cesedini bir arabanın çarptığı yola bırakmış. Olay başlangıçta trafik kazası olarak geçiştirilmişti. Müfettişler manyağa karşı büyük miktarda kanıt ve delil topladılar. Birçok hayatı mahvetmiş olmasına rağmen, hayatta kalan kurbanların hepsi korku ve utanç nedeniyle polise gitmedi. 1980 yılında cezası infaz edildi. Ancak, manyağın aslında hayatta olduğuna ve bilim adamlarının onun psikopat karakterini incelediği iddia edilen gizli bir bilimsel kurumda bulunduğuna dair söylentiler vardı. Onun dönüşümünü tam olarak neyin etkilediğini tahmin etmek zordur. Söylenebilecek tek şey, manyakların genellikle çocukluklarında zalimlikle karşılaştıklarıdır. Smirnov'un durumunda durum böyle değildi, ancak patolojik aşırı ebeveynlik de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Smirnov, her türlü suçu işlemeye hakkı olduğuna inanarak korkunç suçlar işlemiştir. Tutuklanmasının ardından hakkında bir belgesel film çekildi ve bu da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Suçlu ölüm cezasına çarptırıldı ve ünlü Haçlar hapishanesinde idam edildi. Bazıları onun kurbanlarının cesetlerinden parçalar yediğini iddia etse de bu kanıtlanamadı. Takma adıyla Manyak Moskaz, çocukları korkutan korkunç bir efsaneydi. 1963-1964 kış aylarında ona kapıyı açanlar bunu hayatlarıyla ödediler. İlk Sovyet seri katil Vladimir Lenin'in hikayesi hala rahatsız edici ve dehşet vericidir. Ancak o aslında ilk Sovyet manyağı değildi ve kurbanlarının sayısı 10'u geçmiyordu. Buna rağmen, kurduğu ustaca plan ve kapılarının kolaylıkla açılması Moskovalılar ve Ivanovo sakinleri arasında paniğe neden oldu. Geleceğin manyağı 1937'de Tiflis'te doğdu. Orada büyüdü ve bir müzik okuluna girerek okudu. Daha sonra akademik başarısı nedeniyle Tiflis Devlet Konservatuvarı'na sınavsız kabul edildi. Ancak eğitimi sırasında askere alındı. Bu dönemde İonin sinirsel bir hastalığa yakalandı ve askerlik yapması yasaklandı. Askerlik şubesine başvurdu, ancak dikkate alınmadı ve askerlik hizmetinden kaçtığı için zorunlu çalışmaya gönderildi. Daha sonra bu cezanın yerine bir yıl boyunca zorla çalıştırma cezası verildi. Serbest bırakıldıktan sonra Onin tekrar askere çağrıldı, ancak yine merkezi nöroloji dispanserine gönderildi ve burada kendisine sinir hastalığı ve orduda görev yapamaz raporu verildi. Askerlik belgesinde hastalığı nedeniyle hizmetten muaf tutulduğu belirtiliyordu. Ancak bundan sonra Onin iş bulamadı ve bir suç çılgınlığı yapmaya karar verdi. Bu sırada zaten evliydi ve bir çocuğu vardı. Karısı, Onin'in yerel tiyatroda bir iş bulduğu Orenburg'a taşınması konusunda ısrar etti. Orada balerin Anya Dimitrieva ile tanıştı ve aralarında bir aşk başladı. Dimitrieva'ya kendisiyle birlikte Ivanovo'ya gitmesini söyledi, KGB için çalıştığı ve ona iyi bir iş bulmasında yardımcı olabileceği de dahil olmak üzere çeşitli efsaneler uydurdu. Sonuç olarak, 2. Meşçanskaya Caddesi'nde bir oda kiraladıkları Moskova'ya taşındılar. O sırada Onin'in ne işi ne de parası vardı. Bu sırada SSCB'nin başkentinde baltalı bir manyak ortaya çıktı. O dönemde polisin çalışmaları içişleri reformları nedeniyle engelleniyordu ve birçok tehlikeli suç çözülememişti. Bu nedenle katil manyak cezasızlıkla hareket etti. İlk cinayet 20 Aralık 1963'te Moskova'da Baltiyskaya Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde işlendi. Orada 12 yaşındaki Kostya Sobolev'in cesedi bulundu. Daire darmadağınıktı ve katil açıkça değerli bir şey arıyordu. Daha sonra, evde büyük annesi ve küçük yeğeniyle birlikte olan 9 yaşındaki Volodya Teplov önemli bir tanık oldu.
Kapı zili çaldığı sırada büyük annesi meşguldü ve Volodya kapıyı açtı. Eşikte kendisini Moskaz çalışanı olarak tanıtan bir adam duruyordu. Volodya'ya evde kimsenin olup olmadığını sordu. Volodya herkesin evde olduğunu söyledi ve adam ocağı kontrol etmek için mutfağa gitti. Daha sonra ayrıldı, ancak çeşitli bahaneler sunarak iki kez daha aradı. Volodya artık kapıyı açmadı ve adamla bir zincir aracılığıyla konuştu. Daha sonra manyağın cinayet ve tecavüz işlediği Ivanovo şehrinde suçlarına devam ettiği anlaşıldı. Ancak Volodya'nın gözlemleri ve kurbanların tasvirleri sayesinde suçlunun robot resmini çizmek mümkün oldu. Moskova'nın en iyi dedektifleri soruşturmayı yönetti ve polis araştırmaya başladı. O arada suçlu Ivanovo'ya taşındı ve oradan yeni suç ihbarları geldi. Moskova ve Ivanovo'da işlenen birkaç cinayetin ardından, bir kamyona binen ve elinde bir çarşafa bağlı televizyon bulunan şüpheli bir adamı fark eden bir mahalle polisinin dikkati sayesinde manyak sonunda yakalandı. Kamyonun plakasını inceledikten ve yolcuyu aldığı yeri hatırladıktan sonra sürücü bulundu ve ardından failin evinde pusu kuruldu. Pusuya düşürülen suçlunun kendisi değil, Aleftina Dimitrieva adında bir kızdı. Kız, suçları KGB binbaşısı olduğu iddia edilen sevgilisi, Vladimir Inesyan ile birlikte işlediklerini bildirdi. Ancak yapılan kontrolde devlet güvenlik birimlerinde böyle bir isme sahip kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Dimitrieva tutuklandı ve Inesyan'ın kendilerini kazanda beklediğini itiraf etti. Polis memurlarından biri Dimitrieva gibi giyinmiş ve Moskaz'ı trende karşılamaya gönderilmişti. Şüphelenmeyen adam vagona gitti ve burada gözaltına alındı. Tatar ÖSSC Kamu Düzenini Koruma Bakanı Salik Yapev operasyona bizzat katıldı. Her şey 12 Ocak 1964'te sona erdi. Vladimir Ionesyan 13 Ocak'ta Moskova'ya varmıştı bile. İşlediği suçlar geniş yankı uyandırmış ve kamuoyunda infial yaratmıştı. Kamu Düzenini Koruma Bakanlığı, savcılığa soruşturmanın hızla tamamlanmasını ve suçlunun açık bir şekilde yargılanarak kurşuna dizilmesini önerdi. Vladimir Inesyan'ın sorgu tutanakları neredeyse 50 yıl sonra yayınlandı. Suçların nedenleri hakkında sorular soruldu. Vladimir paraya ihtiyacı olduğunu iddia etti ama cinayetlerden sonra saklanmaya çalışmadı. Görünüşünü ya da kıyafetlerini özellikle değiştirmedi. İşlediği suçların nedenleri uzmanlar arasında hala tartışma konusudur. Mahkeme Moskaz'ın durumunu değerlendirdi ve kendisine idam cezası verildi. Aleftina Dimitrieva, cinayetler hakkında hiçbir şey bilmediğini ve suçunun uzmanlar tarafından abartıldığını savunan mahkemede suç ortağı olarak bulundu. Mahkeme sonunda onu 15 yıl hapis cezasına çarptırdı, ancak aynı yıl şartlı tahliye edildi ve 3 yılını serbest geçirdi. O yıllarda Svetogorsk'ta çocuklar hiçbir iz bırakmadan kayboldu ve 6. çocuk da kaybolduğunda, öfkeli insanlar kolluk kuvvetlerinden etkili bir eylem talep etti. Yaşları 9 ila 14 arasında değişen bu çocukların hayatları ömür boyu sürecek bir kedere mahkum edilmişti. Igor Aleksandrovich Merenkov Sovyet ve Belaruslu bir seri manyaktı. 1990'larda Igor Merenkov, yaşları 9 ila 14 arasında değişen 6 erkek çocuğun canını aldı. Kasabadaki erkek çocukların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili Svetogorsk davası onun adıyla bağlantılıdır. Igor Merenkov 28 Mayıs 1969'da Beyaz Rusya SSC'nin Svetogorsk kentinde doğdu ve hayatı boyunca orada yaşayarak suçlarını işledi. Merenkov liseden mezun olduktan sonra Kuzey Filosu'nda görev yapmak üzere askere alındı. Askerdeyken eşcinsel eğilimler sergilediğine ve asker arkadaşlarını taciz ettiğine dair raporlar vardı. Ayrıca diğer asker arkadaşları tarafından cinsel saldırıya uğramış ve bu da ruh halini etkilemiş olabilir. Komşularına göre Igor annesiyle sık sık tartışırmış çünkü annesi onu dini bir okula gitmeye zorlamış, Igor ise bunu kesinlikle istememiş.
annesi kendini büyük bir erdemli kadın olarak görüyor ve sürekli seyahat ederek insanların ruhlarını tedavi etmeye çalışıyor, oğluna zaman ayıramıyordu. Büyümekte olan suçluya daha fazla ilgi ve özen, onu besleyen komşular tarafından gösterildi. Merenkov askerden sonra Svetogorsk'a döndü ve bir iş buldu. Daha sonra 6 saldırının 4'ünde kullandığı bir yava motosiklet satın aldı. Sıradan bir hayat sürmeye başladı ve başkaları tarafından fark edilmemeye devam etti. Igor Merenkov'un işlediği suçları anlatan savcı Oleg Litoşko, kalabalığın arasında olsaydı onu fark etmeyeceğini, çünkü tamamen dikkat çekmeyen bir kişi olduğunu söyledi. Bununla birlikte, bir sohbeti sürdürebilir ve çeşitli konularda sohbet edebilirdi. 1990'da 1 Mayıs akşamı, 16 yaşındaki Artem Rechitsa'da bir otobüs durağında duruyordu. Yanında yava 350 marka bir motosiklet durdu ve üzerinde 50'li yaşlarında, denizci gömleği giyen, kısa boylu, kahverengi saçlı genç bir adam vardı. Ormanda tek başına çadır kuramayacağını söyleyerek yardım istedi. Çocuk yardım etmeyi kabul etti ve motosikletine bindi. Ormana vardıklarında ve bir açıklığa doğru yürüdüklerinde, adam aniden boğazına bir tornavida dayadı ve susmasını ve soyunmasını emretti. Daha sonra çocuğa cinsel eylemlerde bulunmuş ve canını almak istemiştir. Ancak çocuk manyağı yaşamasına izin vermesi için yalvarmayı başardı ve Merenkov sırt çantasını, kasetli teybini aldı ve oradan ayrıldı. Çocuğun ailesi bir süre sonra polise gitti, ancak dava tecavüzcünün lehine sonuçlanmadı. Yava motosikletleri nadir değildi ama Minsk motosiklet fabrikasının ürünleri kadar da yaygın değildi. Çocuk motosiklet numarasının son rakamlarını ve saldırganın görünüşünü hatırlıyordu. Her iki bölgedeki tüm motosiklet sahipleri kontrol edildi, ancak hiçbir eşleşme bulunamadı. Arama daha sonra komşu bölgeler olan Gomel ve Mogilev bölgelerine de genişletildi. Sonunda Bobrusk'te bu plakalara sahip bir yava 350 bulundu, ancak motosikletin sahibi yeniydi, çünkü motosikleti Svetogorsk'tan genç bir adamdan satın almıştı. Alıcı, satıcıyı Kroki'den tanımış ancak o anda bulunamamıştır. Merenkov'un bir sonraki kurbanı, ormanda saldırdığı, tecavüz ettiği ve bıçakla öldürdüğü 13 yaşındaki Alexander Alesey'di. Çocuğun cesedi ormana gömüldü ve hiçbir zaman bulunamadı. Merenkov ilk cinayet mahalline 3 kez geldi ve ağladı. 91. yılın 16 Nisan'ında, benzer koşullar altında, 10 yaşındaki Vitali Yakimov'un canını aldı. İlk başta kimse saldırıları birbirine bağlamadı, ancak Merenkov 1992 yılının tamamı boyunca geçici olarak gizlenmeye karar verdi. Tek bir sorti bile yapmadı, çünkü 91. yılda hırsızlık suçundan 3 yıl ıslah evinde çalışma cezasına çarptırıldı. Merenkov'un durumu iyi olduğu için kendisine sık sık 3 günlük tatiller veriliyordu ve bu tatiller sırasında katliamlar gerçekleştiriyordu. 30 Mart 1993'te manyak, 13 yaşındaki Viktor Novikov'a 3. saldırısını gerçekleştirdi. Neredeyse 3 ay sonra, 93. yılın 20 Haziran'ında, manyak 4. bir saldırı gerçekleştirdi, kurban 9 yaşındaki Sergey Kosyanenko idi. Şehirde panik başladı, insanlar çocukların çingeneler veya suç grupları tarafından kaçırıldığı yönünde yorumlar yaptı. Ancak, 93. yılın 5 Temmuz'unda Merenkov, 14 yaşındaki Anatoli Radchenko'yu kaçırdı ve canını aldı. Cesedi ancak sonbaharda ormanda bulundu. Ebeveynler Svetogorsk sokaklarına döküldü, bölge yönetimine karşı grevler düzenledi ve öz savunma komiteleri oluşturdu. Bununla birlikte, 93. yılın 9 Ağustos'unda Merenkov, son kurbanı olan 9 yaşındaki Vasily Inakov'u öldürdü. Svetogorsk'a İçişleri Bakanlığı ve Gomel Bölgesi Savcılığından büyük ek kuvvetler gönderildi. Soruşturma ekipleri 3 ay boyunca her türlü bilgiyi toplamakla uğraştı, bu bilgilerin hacmi daha sonra 12 cilde ulaştı. Şehir çocuklarının sorgulanmasından sonra muazzam bir çalışma yapıldı.
3 yıl boyunca bahçede oynayan bazı çocukların kırmızı renkli bir cava üzerinde botu olmayan bir motosikletçiyle karşılaştıkları ve ormandan bazı turistik aksesuarları, çadır, uyku tulumu, getirmek için kendisine yardım etmelerini istedikleri öğrenildi. 90'lı yıllarda, hayatta kalan ve doğrudan tanık olabilecek bir çocukla ilgili çözülmemiş bir dava olduğunu hatırladılar. Minkow şüpheliler listesindeki son kişi değildi. Bu da onu nispeten hızlı bir şekilde çözmeyi ve manyağı listeye ilklerden biri olarak koymayı mümkün kıldı. Manyak Bobrusk'te yaşarken, bir kadına çekiçle vurdu ve çantasını aldı. Mirenkov aynı zamanda olay yerinden kaçmak için acele etmedi ve uzun süre etrafta dolaştı. Bu da polisin onu bir saat sonra yakalamasını sağladı. 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak bir erkek çocuğa cinsel baskı girişiminde bulunmaktan ceza almaktan kurtuldu. Avcılar Eylül ve Aralık aylarında şehrin yakınlarındaki ormanda daha önce kaybolan iki çocuğun parçalanmış cesetlerine rastladıktan sonra soruşturma daha hızlı ilerledi. Mirenkov suçunu ancak 94. yılın 13 Mart'ında itiraf etti. İfadesinde işlediği suçları vicdan azabından dolayı insanlara anlatmaya karar verdiğini yazmıştır. Cinsel toprak tarafından büyülendiğini, çocukları ormana götürdüğünü, onları cinsel amaçlar için kullandığını ve hiçbir şey söyleyememeleri için canlarını aldığını öğrendi. Yaptıklarından sonra her seferinde korkuya kapıldığını itiraf etti. Mirenkov, mahvolmuş altı hayatın suçunu itiraf etmeye başladı ve daha önce kayıp olan diğer iki çocuğun cesetlerini gömdüğü ormandaki yerleri gösterdi. Müfettişlere göre, Minkow geceleri iyi uyuyamadığı için ifade vermeye başladı ve rüyasında canını aldığı çocukların yüzlerini gördüğünü söyledi. Belarus makamları davayı 2007 yılına kadar gizli tuttu. Mirenkov, Rehitsa kasabasında hücre hapsine konuldu ve araştırma deneyleri yüksek güvenlik önlemleri altında yapıldı. Kararın verildiği gün 9 Ağustos'tu. Binlerce vatandaş belediye mahkeme binasına geldi. Herkesin mahkeme salonunda neler olup bittiğini duyabilmesi için verandanın siperliğine hoparlörler yerleştirildi. Belki de daha önce hiç bu kadar çok insan Svetogorsk şehir mahkemesinin yakınında toplanmamıştı. Manyağın duruşmasının başlamasından birkaç dakika önce, kurbanların yakınlarından oluşan bir grup binaya yaklaştı. Ellerinde, hayatlarından mahrum bırakılan çocukların isimlerinin yazılı olduğu pankartların yanı sıra, "Onlar hep bizimle" yazılı posterler taşıyorlardı. Buradaki acı sembolizm, 2 yıl önce, 9 Ağustos'ta, Vasya ve kurban olan diğer 5 çocuk için son kez saygı duruşunda bulunulmuş olmasıydı. Duruşmaya katılanlar bir dakikalık saygı duruşuyla onların anısını onurlandırdı. Yargıç, yaklaşık bir saat süren kararın okunmasına başladı. Gerçekler, 9 ila 14 yaşlarındaki erkek çocukları istismar eden ve öldüren Svetogorsk manyağının acımasız suçlarını ortaya çıkardı. Sasha, Alesey, Vitalik, Yakimov, Vitya Novikov, Sergey Kasyanenko, Tolya Radchenko ve Vasya Nakov'un aileleri büyük üzüntü yaşadı. Tüm Svetlahorsk sakinleri ve tüm Belarus bu acıyı onlarla birlikte yaşadı. Mahkeme, Igor Aleksandrovich Minkow'u idam cezasına çarptırdı, tüm mal varlığına el konulmasıyla birlikte kurşuna dizilerek idam. Manyak, affedilmesi için dilekçe yazmayı reddetti. Bunun yerine, cezanın hızlı bir şekilde infaz edilmesi talebiyle mahkemeye bir başvuru gönderdi. Af komisyonu Minkow'un başvurusunu zorlukla kabul etti. Cezasının infazı için yaklaşık bir yıl bekledi. 95. yılda Bir Manyağın İzi. Svetogorsk Trajedisi adlı film, Minkow'un kendisiyle, öldürülenlerin yakınlarıyla iletişimin yanı sıra soruşturma deneyleri, sorgulamalar ve duruşma kayıtlarını da içeriyor. Görüntülerin ve bilgilerin bir kısmını nereden aldım? 96. yılın 19 Haziran'ında Minkow'a karşı verilen ölüm cezası Minsk'teki bir numaralı SIZO'da infaz edildi. Vital Yakimov'un ablası Olga gazeteciye şunları söyledi, "Psikolojik olarak tabii ki ailemizi çok etkiledi.
Vitalik'imizi her yıl hatırlıyoruz, ancak bu olayları kendimiz hatırlamamaya çalışıyoruz. Hepimiz masada toplanıyoruz, hala babamız, annemiz, Moskova'da çalışan kardeşimiz Valera var. Bu olayların diğer katılımcılarıyla iletişim kurmamaya çalışıyoruz. Vitya Novikov'un başına gelen trajedi ailesini neredeyse yok etmiştir. Vitya'nın babası ve ağabeyi uzun zaman önce vefat etmiş, annesi ise uzun süredir hastaydı. Rinko'nun ailesi, babası, annesi ve erkek kardeşi, oğulları Anatoli'yi kaybetmenin acısına dayanamadı. Çok geçmeden hepsi teker teker vefat etti. Diğer kurbanların akıbeti hakkında hiçbir şey bulamadım. Yuri Nikolayevich Raevski, Sovyet seri katil, Penza şehrinde doğdu. Katliamlarının çoğunu Moskova bölgesinde gerçekleştirdi. Bu canavar yüzünden aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 6 kurban öldü ve bir kişi daha hayatta kalmayı başardı. İnsanlar ona Vnukovo manyağı ve ahlaksızlığın çocuğu lakaplarını taktı. SSCB'nin en genç manyaklarından biri olarak kabul edilir. Yuri Raevski 1952 yılında Penza kentinde doğdu ve müreffeh bir ailede büyüdü. Babası yerel bir fabrikada çalışıyordu ve annesi bir mağaza asistanıydı. Ebeveynleri alkol kullanmıyordu. Bazı medyaya göre, Yuri'nin hakkında hiçbir yerde bilgi bulunmayan küçük bir erkek kardeşi vardı. Bu nedenle, okulda öldüğüne dair bir versiyon var. Raevski mükemmel bir öğrenciydi, öğretmenleri ve akrabaları onun hakkında iyi konuşuyordu. Çocuk asla saldırganlık göstermedi ve her zaman ebeveynlerine itaat etti. Gençliğinde içki ya da sigara içmez, spor yapar ve komsomol grubunun bir üyesiydi. 16 yaşındaki Rajeski'nin komşusuna saldırması ve onu cinsel ilişkiye zorlaması herkesi şok etti. Diğer raporlara göre, başka bir kadını da zorlamaya çalıştı, ancak kurban hakkında bilgi açıklanmadı. 1970 yılında mahkeme onu hapis cezasına çarptırdı, ancak süresi hakkında da bilgi yok. Cezasını çekmek üzere Mordovya ASSR Saransk'a gönderildi ve burada bir hücre arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğradı. Sırtının alt kısmına mavi bir gül dövmesi yapıldı. O andan itibaren kadın cinsiyetinden hoşlanmamaya başladı, herhangi bir zorlama olmadığını ve komşusunun kişisel hoşnutsuzluğu nedeniyle kendisine karşı bir şeyler söylediğini iddia ettiği varsayılmaktadır. 2 yıllık hapis cezasından sonra, Haziran 1971'de suçlu koloniden kaçmıştır. Kaçışla ilgili ayrıntılar verilmemiştir. Hücre arkadaşlarının ifadesine göre, gardiyanlardan birinin ona yardım ettiği söylenmektedir, ancak bu bilgi daha sonra resmi olarak doğrulanmamıştır. Rajeviski, kendisinden daha yaşlı ve hatta evli olanlar da dahil olmak üzere kadınlardan nasıl kurtulacağını biliyordu. Manyağın gelecekteki kurbanları onunla birlikte en şüpheli yerlere gitti ve kelimenin tam anlamıyla onunla birlikte dünyanın sonuna gitmeye hazırdı. Raevski kaçışının ertesi günü Saransk'ın eteklerinde bir kadınla buluştu ve onu eyleme zorlayarak canını almaya çalıştı. Önce kadını boğdu, sonra da bir asfalt parçasıyla dövdü. Kurban hayatta kaldı, ancak ciddi kafa yaralanmaları nedeniyle ömür boyu sakat kaldı ve saldırganını tarif edemedi. Daha sonra, Rajeski'nin ilk tutuklanmasından ve yargılanmasından önce gerçek pasaportunu sakladığı ve kaçması halinde yasallaştırılmasını zorlaştırmak için yargılamadan sonra kayıp olduğunu bildirdiği ortaya çıktı. Kendisinden yenilenmiş bir pasaport ele geçirildi, ancak kaçtıktan sonra fail eski pasaportu sakladığı yerden geri aldı ve ülke içinde dolaşabildi. Rajeviski 14 Eylül'de Moskova'da 3 genç kadını cinsel ilişkiye zorladı, boğdu ve defalarca bıçakladı ve ardından soydu. İkinci kurbanın hamile olduğu tespit edildi. İlk iki saldırı Vnukovo havaalanı yakınlarındaki bir orman kuşağında, üçüncüsü ise Dinamo metro istasyonu yakınlarındaki bir inşaat alanında gerçekleştirilmiştir. Manyak, kurbanları olarak işe gidip gelenleri seçti. Onlarla karşılaştığında, onlara mavi bir gül verdi.
mavi renk, gülün mürekkeple renklendirilmiş suya batırılmasıyla elde edildi ve daha sonra kurbanların cesetlerinin yanına bıraktı, böylece kişisel suç modelini oluşturdu ve kelimenin tam anlamıyla kolluk kuvvetleriyle oynadı. İlk hayattan mahrum bırakma olayının soruşturulması sırasında, kurbanı Vnukovo Havaalanı binasında bir adamla buluşurken gördüğünü ifade eden bir tanık bulunmuştur. Bu kişinin maktulün Moskova'da birlikte yaşadığı kişi olduğu ve maktulün bu kişiyle tartıştığı ortaya çıkmıştır. Eski nişanlısı zan altında kaldı ve tutuklandı, ancak aynı zamanda ikinci bir benzer saldırı gerçekleşti ve böylece adamdan şüphe duyulmaya başlandı. İkinci vahşi katliamdan sonra, soruşturma SSCB Genel Savcılığı'nın özel kontrolü altına alındı. Manyağın olay yerinde parmak izi ve erkek spermi izi bırakmadığı tespit edildi. İkinci ve üçüncü suçlar sırasında bulunan kurbanlarının pasaportlarını, kimlik tespitini zorlaştırmak için yırtmıştır. Failin eylemleri, daha önce bir mahkumiyeti olduğu varsayımına yol açmıştır. Bu varsayım, üçüncü katliam günü Dinamo metro istasyonu yakınlarındaki bir inşaat alanında uzun boylu bir adam gören bir tanık bulununca doğrulandı. Bu kişi sırtının alt kısmında koyu bir leke olan Rajeviski'ydi. Tanık dövmeyi Rajeviski hareket halindeyken bir tişört giyerken fark etti. Sırtının alt kısmındaki dövme, müfettişlerin katilin hapishanedeki erkeklerle cinsel deneyimi olduğuna inanmasına yol açtı. Çünkü mavi gül dövmesi sadece başka erkeklerle görülen erkeklerde vardı. Hapishane kaçış özetleri de dahil olmak üzere sabıka kayıtları kontrol edildiğinde Rajeviski'nin kimliği tespit edildi. 24 Eylül'de suçlu yeni bir suç işlemeyi planlıyordu. Kızı Gagarinski bölgesindeki bir orman parkına götürdü, ancak kızın elindeki mavi gülden şüphelenen yerel bir bölge polis memuru tarafından karşılandılar. Polisin kendisine doğru geldiğini fark eden manyak kaçtı ve talihsiz kurban kendisine gösterilen fotoğraflarda Rajeviski'yi o sırada yanında olan kişi olarak teşhis etti. Polisle karşılaşmasından sonra hayatta olduğu için çok mutluydu. Rajeviski Moskova'dan ayrıldı ve işlediği her suçtan sonra ikamet ettiği yeri değiştirmeye karar verdi. Müfettişlerin izini kaybettirmek için kurbanlarıyla buluşurken mavi gül kullanmayı da bıraktı. Ekim ayında, Moskova'dan ayrıldıktan iki hafta sonra Rajeviski, arkeolojik bir kazıya getirilen turist grubundan bir kadını cinsel ilişkiye zorladı ve canını aldı. Olay yerinden kaçarken pasaportunu düşüren manyak, yerel okul çocukları tarafından fark edildi. Pasaportu aldılar ve suçluya verdiler, ancak ondan önce adını ve soyadını okudular, ardından şüpheli adamı polise bildirdiler. Kısa süre sonra Rajeviski, Mineranye Vodi'ye seyahat eden bir kadını taciz etti ve canını aldı. Bu suç ancak yakalandıktan sonra öğrenildi, çünkü kızın kayıp olduğu düşünülüyordu. Manyağın tanımı, 18-20 yaşlarında, orta boylu, ince yapılı, siyah saçlı, açık yüzlü, arkadaş canlısı davranışlar. Ekim ayının sonunda Kharkiv'de Rajeviski bir kadına saldırdı ve onu soyarak canını aldı. Ertesi gün çalıntı bir paltoyu satmaya çalışırken tutuklandı. Tutuklandığı sırada sadece spekülasyon yaptığından şüpheleniliyordu ve suç raporunu hazırlayan kadın polis ona gitmesi için izin verdi. Ancak karakolda, yanında pasaportu olmadığı için tutuklunun kimliğinin hemen tespit edilememesi şüphe uyandırdı. Kharkiv'e Kursk bölgesinden geldiğini belirtmiş, ancak tutuklunun ikamet yeri ve işi hakkındaki bilgiler doğrulanamamıştır. Kısa bir süre sonra, bir kadının acımasızca katledilmesinden bahseden ve bir Polonyalı demi mevsimlik paltonun istismarı ve çalınmasıyla bağlantılı olan bir oryantasyon notuna dikkat çekildi. Tutuklandıktan sonra davranışları değişti. 1972'de yapılan bir psikiyatrik muayene Rajeviski'nin akli dengesinin yerinde olduğunu ortaya koymuş, ancak vahşetinin nedenini açıklayamamıştır. Sorgulandığında, daha sonra suçlu bulunup hapse atılmasına rağmen, bir komşusunun bir keresinde kendisine karşı bir rapor yazdığını ve onu cinsel ilişkiye zorlamakla suçladığını anlattı. Komşusu ona aşıktı, ancak o karşılık vermedi, bu yüzden ona karşı bir rapor sunarak intikam almaya karar verdi.
hapishanede bir hücre arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra, komşusu hariç her şeyden intikam alarak bir dizi şiddetli saldırıya başladı. Yuri Rajevski idam cezasına çarptırıldı, kurşuna dizilerek öldürüldü. Manyak, tüm suçluların yaptığı gibi SSCB Yüksek Sovyeti'ne bir af dilekçesi sundu ve daha önce böyle bir dilekçe kabul edilmemişti ve bu sefer de reddedildi. Aralık ayında ceza infaz edildi, ancak Yuri Rajevski'nin infazı yakınlarına herhangi bir cevap vermedi. Sakin ve iyi oğulları neden bir anda tüm ülkenin korktuğu bir canavara dönüştü? Gerçekten komşusunu cinsel ilişkiye zorladı mı, yoksa komşusu genç adamın hayatını mahvetmeye mi karar verdi? Bu soruların yanıtlarını sadece Yuri'nin kendisi biliyordu. Rajevski hakkında birçok belgesel yapıldı, en popüler olanları ve izlemenizi tavsiye ettiklerim, The Blue Rose ve Child of Vije. Yuri Rajevski idam edildiğinde 21 yaşındaydı. Aralık 1963, ün son günlerinden birinde, Moskova Enstitüsü binasında, birinci sınıf öğrencisi kadınlar tuvaletinin aynasının önünde dururken, aniden köşeden kimliği belirsiz bir adam fırladı, ceketini kızın üzerine attı, onu şiddetle sıktı ve en yakın kabine sürükledi. 1960'ların başında tüm Moskova, uğursuz, Moskaz lakabı takılan seri manyağın dehşetinden paniğe kapılmıştı. Enstitünün tuvaletinde bir öğrenciyi öldürmeye teşebbüs eden manyağın, korkuya kapılarak adil bir cezadan kaçması ve bunun sonucunda bir dizi kanlı olayın başlaması şaşırtıcı değildir. 1938'de Moskova'da doğan Boris Vasilievich Kusakov, 1960'larda kız çocuklarına ve genç kadınlara yönelik 15 saldırı gerçekleştirmiş ve 6 kişinin hayatına mal olmuş bir Sovyet seri manyağıydı. 11 yaşındaki kız öğrenci Valyasha Cherbakova'nın cesedi 21 Haziran 1960 günü sıcak bir öğleden sonra Zivivisnaya bölgesinde bulundu. Müfettişlerin cinsel bir saikle işlendiğini tespit ettiği bu cinayette, kızın yaşam hakkı elinden alınmıştı. Uzmanlara göre, fail öfkeyle kızın baş bölgesine 8 darbe indirmiş ve ardından cinsel ilişkiye girmiştir. Aradan bir yıldan biraz fazla zaman geçti ve şok edici haber kamuoyunu yeniden sarstı. 4 Eylül'de aynı orman parkında bir başka genç kızın cesedi bulundu. Cesedin vatandaş Yanova'ya ait olduğu belirlendi. Bir önceki kurban gibi, bu talihsiz kız da yaşamdan mahrum bırakılmış ve vücuduna kötü muamele edilmişti. Uzmanlar çok sayıda yaralanma ve derin kesik yaralar tespit etti. Kızlara yönelik saldırı, soruşturmacılara hiçbir ipucu bırakmadığı için cezasız kaldı. 12 Mart 1968'de Yerel Polis Departmanı, Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü'nün 2. birinci sınıf öğrencisi Olga Romanova ve Elena Krasovskaya'nın kayıp olduğuna dair bir ihbar aldı. Başlangıçta bu haber çok kuşkuyla karşılandı. Genç kızlar bahar aylarında ortadan kaybolmuştu. Ne olmuş olabileceğini söylemek mümkün değildi. Ancak ailelerinin ısrarı üzerine bir arama düzenlemeye karar verildi. Aramaya enstitü binasında başladılar, bir sinolog ekibi de dahil oldu. Arama ekibini mağaranın tavan arasına götüren köpek oldu. Polis memurları kapıyı açtıklarında gözlerine çarpan ilk şey, kayıp öğrencilerden birinin yerde yatan kırık gözlüğü ve tavan arasındaki odanın zemininde ve duvarlarında çok sayıda kahverengi kan lekesi oldu. Gereksiz eşyalarla dolu kasvetli mekanı dikkatle inceleyen görevliler en kötüsüne hazırlandılar. Tavan arasının uzak köşelerinden birinde, kalın örümcek ağlarıyla kaplanmış, paslı bir demir levhanın altında korkunç bir buluntu gizleniyordu, cinsel ilişkiyi taklit edercesine üst üste yatmış, yırtık pırtık giysiler içinde iki kız cesedi. Havalandırma deliğinde köpek kurbanların iç çamaşırlarını ve çoraplarını buldu, bu da suçun cinsel bir nedeni olduğunu gösteriyordu. Ancak bulunan eşyalar arasında en önemlisi, olay yerinin yakınında duran bir çelik boru parçasıydı. Bu suçun silahı. Adli tıp uzmanları, çürüklere ek olarak, manyağa ait olan sağ elin işaret parmağının belirgin bir izini buldu. Bu ilk değerli iz oldu.
polis memurları Moskova Üniversitesi'ndeki çifte saldırıyla ilgili çeşitli versiyonlar üzerinde çalışırken, acımasız suçlu öfkesini üzerlerine saldı. Henüz 9 yaşında olan Andrey Vava'nın cesedi Tamilino köyünün ormanlık park alanında bulundu. Birkaç gün sonra, dans pistinden dönen sevgi dolu çift, kimliği belirsiz bir saldırganın saldırısına uğradı. Fail, Vladimir Gaşçı'nın kafasına ağır bir cisimle birkaç darbe indirdi ve ardından kız arkadaşına saldırdı. Bilinci yerine gelen kurban olan Biten'in dehşetini fark etti. Başı fena halde ağrıyordu ve şakaklarından kan geliyordu. Son suçların araştırılması, dedektiflerin önemli bir sonuca varmasını sağladı, bu korkunç olaylar açıkça aynı katilin el yazısıdır. Operatörler son birkaç yıl içinde meydana gelen suç olaylarının arşivlerini araştırdı. Lübertsi bölgesinde birkaç yıldır aynı suçlunun faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Bir süre sonra, kurban Gaşçin polis memurlarına suçlunun sözlü bir portresini yapmalarında yardımcı oldu. Bu kanlı manyağın etrafındaki halka giderek küçülmeye başladı. 15 Mayıs 1958'de, Kursk tren istasyonundan çok uzak olmayan bir yerde, 10. sınıfa giden iki kız bir bankta oturmuş hararetli bir şekilde bir şeyler tartışıyorlardı. Serpukov'dan Moskova'ya bir enstitüye katılmak için gelmişlerdi ve şimdi eve dönme zamanı gelmişti. Ama başkentten ayrılmak istemiyorlardı. Birden yanlarına genç bir adam geldi ve kırsalda bir tatil yapmalarını önerdi. Tüm ihtiyatı bir kenara bırakan kız arkadaşlar sevinçle kabul ettiler. Akşama doğru kır evine vardılar. Genç adam nazik ve kibardı. Onlara sıcak çay ikram etti ve masaya bir vazo dolusu çikolata koydu. Deneyimsiz arkadaşlar çayı içtiler ve keyifle sohbet ettiler ama nedense tatlıların tadı çok acıydı. Şüpheli ikramlar yenmedi. Sonra adam gerginleşti ve davranışları kız arkadaşlarına garip geldi. Davranışlarındaki anlaşılmaz bir şey kızları telaşlandırdı. Ev sahibinin yokluğundan yararlanarak sessizce kapıya doğru ilerlediler. Adam çıkışa yakın bir yerde elinde bir çekiçle duruyordu. Adam aniden korkmuş kızların üzerine atladı ve ölümcül silahıyla onlara dengesiz bir şekilde vurdu. Kızları korku sardı ama ikisi de canavarı yere fırlattı ve koşarak uzaklaştı, korkutucu yerden uzaklaştı. Cellat onun peşinden koştu ve neredeyse yaralı kızlara yetişiyordu. Yollarına çıkan rastgele bir polis olmasaydı, bu yarışın nasıl sonuçlanacağını kimse bilemezdi. Lida ve Nina polisi gördü, manyak da gördü ve çığlık attı, "Kızlar bir şey söylemeyin, size çok para vereceğim." Ama kızlar buna kanmadı. Polisin yanına vardıklarında gözyaşlarına boğuldular ve kendilerini kovalayan adamı işaret etmeye başladılar. Polis her şeyi doğru anladı ve çoktan çekici fırlatıp kaçmaya çalışan Gusakov'un yanına koştu. Kısa bir boğuşmanın ardından fail gözaltına alındı. Tutuklunun parmak izleri incelenmek üzere Moskova'ya gönderildi. Mur görevlilerinin şaşkınlığının sınırı yoktu. Parmak izleri eşleştiği için Moskova Üniversitesi kız öğrencilerinin hayatlarının mahrum bırakılması olayı çözülmüştü. Manyak 1938 yılında, Moskova bölgesi Balaşika ilçesi Saltykovka köyünde, Gusakov çiftinde doğdu, aile pek müreffeh değildi. Ebeveynler alkolü kötüye kullanıyordu, bu yüzden Boris'e daha çocukken birçok akıl hastalığı teşhisi konmuş olabilir. Büyük vatanseverlik savaşı başladı ve kimse küçük Boris'in garip davranışlarına dikkat etmedi. Hayatını sonsuza dek değiştiren bir olay meydana geldiğinde 3 yaşındaydı. Bir bombalama saldırısı sırasında, aralarında küçük bir kızın da bulunduğu birkaç kişinin ölümüne tanık oldu. Bu korkunç manzara Boris'in ruhunda silinmez bir iz bıraktı. Daha sonra, alevlenen hayal gücü bu korkunç resmi tekrar tekrar çizdi ve bir coşku halinin sınırındaki o unutulmaz hisleri tekrar yaşamak için güçlü bir arzuya neden oldu. Gusakov 1955 yılında liseden mezun oldu ve fotoğrafçılıkla ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı.
orduda görev yaptı, ancak mutsuz bir aile yaşamı biyografisini bozdu. Karısı Boris'ten sık sık şiddet görmeye tahammül ediyordu. Bombardımanın korkunç görüntüsü geleceğin manyağına huzur vermedi. İçindeki canavarla baş edemeyen Gusakov Boris Vasilyevich, kız öğrenciler de dahil olmak üzere reşit olmayan kızlara saldırmaya başladı. Gusakov'un davasının soruşturması mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirildi. Polis suçlunun faaliyetleriyle ilgilenmesine rağmen, Kremlin'den bu manyağın bir an önce ortadan kaldırılması için emir geldi. Doktorların Gusakov'un akli dengesinin yerinde olduğunu kabul etmelerinin bu emir sayesinde gerçekleşmiş olması oldukça muhtemeldir. Gerçi o zamana kadar kolluk kuvvetleri onun çocukken bile akıl hastalığı belirtileri gösterdiğini biliyordu. 60. yılda zalim cellat idam cezasına çarptırıldı, idam mangası. Affedilmesi için yapılan tüm gözyaşı dilekçeleri reddedildi. 70. yılda ceza infaz edildi ve hakkında bir belgesel film yapıldı. Kız öğrencilerin avcısı, lakaplı canavar Boris Gusakov, neredeyse 5 yıl boyunca korkusuzca avlandı. Bu manyağın eylemleri için Nikita Khrushchev'e teşekkür etmek gerekir, 60'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nde suçun neredeyse bittiğini söyleyen oydu. Ve böylece Gusakov'un faaliyetleri kesinlikle gizli tutuldu. Hiç kimse işlediği suçu araştırmayı düşünmedi ama manyak giderek daha da yüzsüzleşti ve cezasızlıkla daha fazla can aldı. Gusakov'un gerçekten akıl hastası olması oldukça olasıdır, ancak psikiyatristlere aklı başında olduğunu düşünmektedir. Cellat kısa sürede idam cezasına çarptırıldı ve aynı yıl içinde vurularak ilk Sovyet manyaklarından birinin, en kana susamış ve çaresiz seri katillerin, çözülemeyen teşhisi nihayet kapatıldı. Onlara eskiden manyak derdik, birçoğunun vahşeti onlarca yıl sonra bile korkutucu ve şaşırtıcı. Çoğu zaman bu tür katillerin kanlı şöhretleri ölümlerinden sonraki nesilleri de korkutur. Ölümün yönetmeni olarak bilinen seks manyağı ve katil Valeri Asratyan da bu kategoriye giriyor. Suçlarını işlemeden önce psikolog olarak çalışmış ve reşit olmayanları baştan çıkarma suçundan iki kez yargılanmıştır. 17 istismar, 6 cinayete teşebbüs ve 3 cinayet işlemiştir. Valeri Asratyan kendini etkili bir film yönetmeni olarak tanıttı ve kızları inine çekti. Yavaş yavaş bir tecavüzcüden bir katile dönüştü. Asratyan için vahşetindeki en önemli şey sapkın cinsel arzusunu tatmin etmekti. Ancak yakalanmaktan korktuğu için şiddetten cinayete yöneldi. Kendisine ait onlarca zorlama vakası ve 3 kurbanı var. Cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için öldürdü. Kurbanın direnmesini sağlamak için de yasa dışı maddeler kullanıyordu. Kızlar daha sonra tedavi edilmek zorunda kaldı. Ancak bazıları seks oyuncağı olarak esir tutuldukları adresi hatırlamayı başardı. Dedektifler bir manyağın peşine düştüler ve bir dizi kanlı vahşete son verdiler. Katil duvara tosladı. 92. yılında, ülkenin idam cezasına moratoryum getirmesinden birkaç yıl önce Valeri Asratyan vuruldu. 1958'de Erivan'da, Sovyet standartlarına göre müreffeh bir ailede dünyaya gelen Asratyan'ın manyaklar müfrezesine nakledileceğini hiçbir şey önceden haber vermemişti. Çoğu daha sonra zor bir çocukluk geçirdiklerinden, zalimce muamele gördüklerinden ve hatta kendilerine şiddet uygulandığından şikayet etti. Doğru, Valeri'nin bazı çocukluk tuhaflıkları vardı. Futbolda erkeklerle değil, oyuncak bebeklerde kızlarla oynamayı tercih ediyordu. Anaokulundaki çocuk Valera, kızları önünde soyunmaya zorlayarak, doktor ve hasta oynama fikrini ortaya atana kadar bir süre buna sadece gülündü. Ve çocuk büyüdükçe zayıf cinsiyete ilgi duymaya devam etti. İlk cinsel deneyimini 13 yaşında yetişkin bir kadınla yaşadı. Bundan sonra aynı yaştaki kızlara olan ilgisini kaybetti ve kendinden daha yaşlı deneyimli bayanları tercih etti. Ve henüz okuldayken yatakta çeşitli deneyler yaptı.
psikolojiye ilgi duymaya başladı ve 75. yılında sertifikasını aldıktan sonra Cumhuriyet Pedagoji Enstitüsü'ne girerek okul öncesi psikolojisi ve pedagoji alanında uzmanlaştı. Seçtiği uzmanlık alanı, kendisi için geleceğin ölüm yönetmeni imajını yaratmasına yardımcı oldu. Ergenlik çağında birçok kızın safça farklı şeyler hayal etmeye başladığını fark etti, beyaz atlı prensler, kendileri için hala anlaşılmaz olan mutluluk ve ünlü aktrisler olmak. Genç bir mezun olan Asratyan, işini kolaylaştırmak ve deneyim kazanmak için 1980 yılında engelli çocuklara yönelik özel bir yatılı okulda psikolog olarak işe başladı. Bir yıl sonra, başarılı bir evlilik yaparak SSCB'nin başkentinde yaşamaya başladı. 1986'da Asratyan ilk suçunu işledi, ancak bir manyak tarafından saldırıya uğrayan reşit olmayan bir kızın çığlıklarını duyan çocuklar tarafından gözaltına alındı. Asratyan suçlu bulundu ve 4 yıllığına bir koloniye gönderildi. 4 yıl sonra, 1990'da suçlu serbest bırakıldı, ancak bir yıl sonra kendisine karşı bir rapor yazan başka bir kıza şiddet uyguladı. Manyak suçlu bulundu ve tekrar 4 yıl hapse mahkum edildi. Mahkemenin böyle bir suça karşı neden bu kadar insancıl davrandığı bilinmiyor, ancak Asratyan cezasının tamamını çekmedi ve 1994 yılında serbest bırakıldı. Bir süre Belgorod bölgesinde yaşadıktan sonra Moskova'ya döndü. Geçmişte evliydi ama karısı suçlarını öğrendikten sonra onu evden kovdu. Asratyan saklanmaya ve başkalarının köşelerinde dolaşmaya devam etti. Daha sonra Moskovalı bir kadın olan Marina Agieva ile tanıştı ve birlikte yaşamaya başladı ve aynı zamanda akıl hastalığından muzdarip 14 yaşındaki kızı Tatiana ile birlikte oldu. Anne ve kızı işlediği suçlarda kendisine yardım etmeye zorladı ve Tatiana'nın aldığı ilaçları kurbanlarına karşı kullandı. Daha o zaman bile, sahte bir yönetmen kimliği yaratarak kızları inine çekmek için bir senaryo tasarlamıştı. Şubat 1988'de, bir kızı film testi bahanesiyle dairesine çekmiştir. Uyuşturucuyu kızın kahvesine koymuş ve kızın duyarsızlaşmasını beklemiştir. Kız kendinden geçtiğinde, onunla birkaç saat boyunca cinsel ilişkiye girmiştir. Daha sonra onu soymuş ve gece geç saatlerde şehir dışına götürerek küçük bir demiryolu platformunun yakınına atmıştır. Kurban hayatta kalmış ancak hiçbir şey hatırlayamamış ve polise hiçbir ipucu vermemiştir. Manyak, kendisine inanan kızları eve çekmeye ve onları ihtiyaçları için kullanmaya devam etti. Bazıları bir seferde birkaç korkunç gün boyunca onun esareti altındaydı. Kısa bir süre içinde 17 kurban onun eylemlerinden etkilendi ve hepsini uyuşturduktan sonra serbest bırakmasına rağmen, kurbanlardan herhangi birinin kendisini ve istismara uğradıkları adresi hatırlamasından korkmaya başladı. Hayatta kalan kurbanlardan biri hafızasını kaybetti, ancak mahkemede kötü adamı tarif etmeyi başardı ve hatta oyuncu kadrosuna getirildiği sokağı ve evi gösterdi. Dedektifler, bir başka oyunculuk kariyeri hayalperestini daireye götüren Asratyan'ı pusuya düşürdü ve gözaltına aldı. Kanıt baskısı altında, 17 zorla cinsel eylem, 3 cinayet ve 6 cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Duruşmada Asratyan kendisi için idam cezası talep etti, ancak pişman olduğu için değil, başka bir nedenden dolayı. Bölgede tecavüzcülere nasıl davranıldığını biliyordu ve kurbanlarının mahkemeye gelmesini istemiyordu. Bu yüzden mahkeme manyağın ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdi ve onu vurulmaya mahkum etti. Dava ve soruşturmanın kendisi, tutuklandığı andan Asratyan'ın idam edildiği ana kadar uzun bir süre devam etti. Mahkumlar tarafından saldırıya uğradığı uzun bir 6 yıl oldu. Sanıkta herhangi bir zihinsel anormallik tespit edilmedi. Temyiz başvurusunda bulunmayı reddetti ve 1996 yılında idam edildi. İdamından önce ünlü Butyrka'da kendisine ne istediği sorulmuş, o da "cezamın bir an önce infaz edilmesini ve bu yükten kurtulmak istiyorum" cevabını vermiştir. Rusya'da ölüm cezasına moratoryum getirilmesine çok fazla zaman kalmamıştı. Bu da tecavüzcüye hayatının geri kalanında acı ve ıstırap verecekti.
Ona yardım eden Marina Nagyeva 10 yıl hapse mahkum edildi. Akıl hastalığından muzdarip olan kızı ise ceza almadı. Asratyan onun da suçlara katıldığını söylemesine rağmen. Sorgulama sırasında kurbanlardan biri şöyle dedi, "Hayatımın en kötü günleriydi. Beni 5 gün boyunca evinde bağlı tuttu, dışkısını yemeye ve idrarını içmeye zorladı. Bir keresinde de bana bir bardak kanımı içirdi," dedi. Maniac diyor ki, o oturdu, şu anda da öyle oturuyor. Ben onun arkasındaydım ve kemeri boynuna geçirip taktım. Bunu fark etti, bir şekilde direnmeye çalıştı ama yapamadı. Çok zayıftı çünkü ona daha önce hap vermiştim. Yaptığım hareketlere dikkat ediyordu. Boynu çıplaktı ya da kemer takmasını engelleyen bir tür elbisesi vardı. Takmasını engelleyen hiçbir şey yoktu ve saçlarını önceden toplayıp bir tokayla sabitlemiştim. Örgüsü vardı, ben de onu yoldan çektim ve onu daha da sıkmaya başladım. Yere oturana kadar böyle devam etti. 7 dakika boyunca onu yerde tuttum. Sovyet seri katil Gennady Mikhasevich, mahkumiyet kararına göre 1971 yılında Vitebsk, Polotsk ve çevresindeki kırsal bölgelerde 36 kadın cinayeti ve bir cinayet teşebbüsü işlemiştir. Bu nedenle kendisine Vitebsk Boğazlayıcısı lakabı takılmıştır. Manyağın kendisi 40 cinayeti itiraf etti. İşlediği suçlardan dolayı 14 masum insan mahkum edildi, bunlardan biri ölüm cezasına çarptırıldı ve kurşuna dizildi, bir diğeri ise hapishanede kör edildi. Gennady, günümüzde Vitebsk bölgesinin Rossiysk ilçesine bağlı olan bir köyde doğdu. Çocukken içine kapanık ve kısa konuşan bir delikanlıydı, bu da kızların sık sık alay etmesine neden oluyordu. Cinsel kompleksinin nedeni de buydu. Buna ek olarak, babası alkol bağımlılığından muzdaripti ve Gennady sık sık ebeveynleri arasında fiziksel şiddetle sonuçlanan skandallara tanık oldu. Okuldan sonra SSCB silahlı kuvvetlerine alındı ve donanmada görev yaptı, ancak hepatit nedeniyle kısa süre sonra terhis edildi. Daha sonra Belarus'a geri döndü. Mikhasevich ilk cinayetini 14 Mayıs 1971 gecesi Eki köyü yakınlarında işledi. Mikhasevich Lyudmila Andreevaya saldırdı, onu taciz etti ve boğdu. Lyudmila'nın cesedi 16 Mayıs'ta bulundu. Başlangıçta müfettişler Lyudmila'nın bir soygun kurbanı olduğunu düşündüler, ancak Vitebsk Bölgesel Yürütme Komitesi İçişleri Departmanı Ceza Soruşturması müfettişi Vitebsk bölgesinde bir manyağın ortaya çıktığına dair bir versiyon ortaya attı. Manyak bir aydan fazla bir süre faili meçhul kaldı ve soruşturması başarısızlıklar nedeniyle iptal edildi. Lyudmila Andreevaya'nın öldürülmesi sonucunda başka bir adam suçlu bulundu. O da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Belarus SSCB savcılığının özellikle önemli davalarında soruşturmacı olan Mikhail Zavnerovich, nasıl çalışılacağı ve suçların nasıl çözüleceği konusunda bir örnek oluşturdu. 29 Ekim 1971 akşamı Vitebsk'in dış mahallelerinde Mikhasevich başka bir kıza saldırmış ve onu boğmaya çalışmıştır. Ancak kurban kurtulmaya başladı, çığlık attı ve saldırganın elini ısırdı. O anda okul çocukları tarafından duyuldu ve bir meşale ile bağırmaya gitti. Bunu fark eden Mikhasevich riske girmemeye karar verdi, olay yerinden kaçtı ve silahı fırlattı. Kız hayatta kaldı ve soruşturma kanıtları elde etti, ilk grubun kanlı bir ipi. Ancak aynı gün Ruba köyü yakınlarında saldırısını tekrarladı ve ertesi sabah cesedi bulunan başka bir kızın canını aldı. Vitebsk'in eteklerinde bir kızın öldürülmeye teşebbüs edilmesi olayı müfettişler tarafından hiç dikkate alınmadı. Suç mahallinde bulunan kordon da çöpe atıldı. Saldırının Lyudmila'nın canını alan aynı suçlu tarafından gerçekleştirildiği versiyonu soruşturma için elverişli değildi. Mikhasevich 3. ve 4. cinayetleri 15 Nisan ve 30 Temmuz 1972 tarihlerinde Vitebsk'in kenarındaki Luchyosa tren istasyonu bölgesinde işlemiştir.
Nisan 1973'te ve 1975'te Mikasevich Polotsk bölgesinde iki kadını daha öldürmüştür. 30 Temmuz 1972'de işlenen cinayetin bir tanığı, olay yerinden çok uzak olmayan bir yerde çoban köpeği ile birlikte üç genç adam gördüğünü ifade etmiştir. Kısa süre sonra Vitebsk banliyölerinde üç adam tutuklandı, Valeri Kavalyo, Mikalayi Yanchenko ve Vladimir Pashkevich. Bir çoban köpeği yavrusuyla birlikte yürüyorlardı. Tek kanıt yavru köpeğin bir fotoğrafıydı. Kovalyov, Yanchenko ve Pashkevich arasındaki yüzleşme sırasında, ifadelerinde kafaları karıştı. Soruşturmanın baskısı altında Kovalyov ve Yanchenko itirafta bulunurken, Pashkevich sonuna kadar direndi. Çüde cinayetten suçlu bulundu. Kovalyov 15 yıl, Pashkevich 12 yıl, Yanchenko ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haziran 1976'da Gennady şehirdeki Tarımsal Mekanizasyon Teknik Okulu'ndan mezun oldu, köye döndü ve mekanik-otomekanikçi olarak çalışmaya başladı. 28 Nisan 1976'da Mikasevich Tamir Atölyelerinde usta oyarcı olarak çalışmaya başladı. Aynı yılın Mayıs ayında bir pazarlamacı kadınla evlendi ve Selanin bir köyüne taşındı. Bundan sonra Mikasevich 1976 ve 1978 yılları arasında Polotsk ve Novopolotsk arasındaki bölgede 5 kadını öldürdü. Bunlardan 4'ünü istismar etmiştir. Mikasevich 1979 ve 1980 yıllarında Polotsk ve Novopolotsk arasındaki aynı bölgede başka bir kadını daha öldürdü. 1981'de suçlu kırmızı renkli bir Zaporozhets binek arabası satın aldı ve ayrıca bir devlet çiftliği teknik yardım aracına erişim sağladı. O yıldan itibaren manyak, cinayet işlemek için yeni bir taktik seçti, Vitebsk bölgesinin çeşitli semtlerinde, yol kenarında duran ve kendisini bırakmalarını isteyen kızları ve kadınları arabasına çekmeye başladı. Mikasevich 1982'de 3 kadını, 1983 yazında 5 kadını ve 1984'te 22. kurbanını öldürdü. 1984 yılında 12 kadını öldüren manyak, cinayetlerin çoğunu Vitebsk, Polotsk ve Lepel arasındaki otoyollarda işlemiştir. Katil iyi bir işçi, örnek bir aile babası ve kamusal yaşamda aktif bir katılımcı olarak ün yapmıştı. CPSU üyesiydi, 1981'den itibaren bir halk intikam grubunun komutanı ve bir halk partisi örgütünün sekreteriydi. Sağlıklı bir yaşam tarzı vardı. Mikasevich'in işlediği suçlar nedeniyle toplam 14 masum insan mahkum edildi. Bunlardan biri olan Nikolay Teren'i ölüm cezasına çarptırıldı ve kurşuna dizildi, bir diğeri olan Oleg Adamov ise 15 yıl hapis cezası aldı. Üçüncüsü Vladimir Goreli ise hapishanede kör edildi. Kolluk kuvvetleri vakayı araştırırken sorunlarla karşılaştı. Sovyet toplumunda seri suçluların varlığından bahsetmek alışılagelmiş bir durum olmadığından, soruşturmacıların çoğu seri katil arayışa girmedi. Buna ek olarak, soruşturma organları, suçları çözmenin yüksek gösterisiyle ilgilenen üstleri tarafından baskı altına alındı. Cinayetlerin devam etmesi halk arasında hoşnutsuzluğa ve kolluk kuvvetlerine olan güvenin azalmasına neden oldu. Savcılığın özellikle önemli davalar için müfettişlik yapan Nikolay Ignatovich, tüm suçların aynı kişi tarafından işlendiğini öne sürdü. Failin kırmızı bir Zaporozhets arabası ya da bir teknik destek arabası kullandığı öne sürüldü. Bu marka ve tipteki araçların yanı sıra sürücüleri de kontrol edildi. Soruşturma sırasında cinayet, yaralama, soygun ve hırsızlık dahil 221 suç çözüldü. 186 kayıp kişi bulundu ve 479 suçlu tutuklandı. 7 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirilmiştir. Mikasevich, el yazısının grafoloji uzmanları tarafından tanınmasının ardından gözaltına alındı. Ancak ekipler evine vardıklarında tatile gittiği için kendisini bulamamışlardır. Daha sonra evinde yapılan aramada, öldürdüğü kadınlara ait bazı eşyalar bulundu. 11 Aralık'ta fail, sorgulamalar ve soruşturma deneyleri sırasında ifade vermeye başladı.
her suçun koşullarını ayrıntılı olarak anlattı, bunları işlediği yerleri gösterdi, kurbanların cesetlerini ve eşyalarını sakladı. Bilinen kurbanlara ek olarak, 81'den beri kayıp olan 5 kadının kalıntıları da gösterdiği yerlerde bulundu. Manyak toplamda 100 cinayet işlediğini itiraf etti. Manyak Mikasevic'i sorgulayan müfettişlere göre, yaptıklarından pişmanlık duymuyordu. Suçlu, kendisine gösterilen ilgiden açıkça hoşlanıyordu. Suçlarının tüm ayrıntılarını tutkuyla anlattı, sık sık güldü, kurbanları ve kolluk kuvvetleri hakkında şakalar yaptı. Araştırma deneylerinden biri sırasında, araştırmacı tarafından kurbanlarıyla cinsel temasta bulunup bulunmadığı sorulduğunda Mikasevic şu cevabı verdi, bu çok daha ilginçti. Sorgulamalardan birinde, katil iki kez neredeyse kendi karısını boğduğunu itiraf etti, ilki yakınlaşma sırasında, ikincisi ise bir tartışma sırasında. Ancak, musluktan soğuk suyla kendini yıkayarak kendini kontrol etmeyi başarmıştır. Failin ifadesine göre karısıyla çok az ilgileniyor ve ev işlerine yardım etmek dışında günlük hayatta onunla çok az temas kuruyordu. Suç işleme nedenleri hakkında şunları söyledi, zaman zaman, kendimle baş başa kaldığımda, beni bir kadın aramaya, önce onunla iletişim kurmaya, vücuduna dokunmaya, onunla cinsel ilişkiye girmeye iten bir tür ruh halim vardı. Bir kadınla temas kurduğumda, kadınları ezdiğim ve öldürdüğüm bir tür akılsızlığa kapılıyordum. Bir kadının ezilmesi gerektiğine inanıyordum ve böyle durumlarda kendime engel olamıyordum. Cinayetten sonra yaptığım şeyden dolayı rahatlamıştım. Hiç pişmanlık duymadım. Soruşturma bir yıldan fazla sürmüştür. 227 satın alınmış ve 60 çeşit maddi delil ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında toplanan materyaller ceza davasının 173 cildine dahil edildi. Mikasevic'in 87 cinayete ve bir cinayet teşebbüsüne karıştığını kanıtlamak mümkün oldu. Serpsi'nin adını taşıyan genel ve adli psikiyatride yapılan psikiyatrik ekspertizin sonucu, Mikasevic'in akıl hastalığından muzdarip olmadığını belirtti. Psikopatik karakter özelliklerine ve cinsel sapkınlıklara eğilimi vardır. Bu özelliklere sadizm şeklinde cinsel sapkınlıkların varlığı da eşlik etmektedir. Bununla birlikte, eylemlerinin farkındaydı ve onları yönlendirdi. Bu nedenle akli dengesinin yerinde olduğu düşünülmelidir. Gennady Mikasevic'in duruşması, 14 Nisan, 19 Mayıs 1987 tarihleri arasında Minsk'te gerçekleşti. SSCB Yüksek Mahkemesi Ceza Davaları Yargı Kurulu onu ölüm cezasına mahkum etti. Duruşmadaki son sözünde işlediği cinayetlerden pişmanlık duymadı ve af başvurusunda bulunmayı reddetti. Manyağın annesinin af talebini içeren mektubu karşılıksız bırakıldı. Ceza 25 Eylül 1987 tarihinde infaz edildi. Suçsuz yere mahkum edilenlerin ana sorumluluğu, davaların çoğunu ele alan araştırmacı Mikhail Kuzmiç'e yüklendi. Manyağın yakalanmasından sonra, birkaç kolluk görevlisi de olaya karıştı ve birkaç yıl ertelenmiş cezalar ya da hapis cezaları aldılar. Birçok kaynakta Konstantin Çeryomuşkin'in adı yanlışlıkla Konstantin Çeryomuko olarak geçmektedir, Sovyet seri suçlu. Bataysk şehrinde 1986 ve 1988 yılları arasında, 3 kız öğrenciye ve 1 kız öğrenciye saldırmış ve öldürmüştür, 1963 yılında Rostov bölgesindeki Novoçerkask'ta doğmuştur. Çeryomuşkin'i diğer manyaklardan ayıran şey, işlevsiz bir aileden gelmemiş olmasıdır. Ailesi onu şımartmış ve onunla ilgilenmiştir. Ancak babası sandığı adamın gerçekte babası olmadığı ortaya çıktı. Bu keşif onun psikolojisi üzerinde etkili oldu. Buna rağmen Çeryomuşkin babasına karşı hiçbir zaman saldırganlık göstermedi ve onunla ilgilendi. Çeryomuşkin ilk gençlik yıllarında suç işlemeye başladı. Birkaç araba çaldı ve 2 yıl zorunlu çalışma cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Batayska taşındı ve burada işlevsiz bir aileden gelen bir kızla tanışıp evlendi.
İki çocukları dünyaya geldi. Chelyabinsk daha sonra bir dizi saldırıya başladı. Saldırı dönemleri 1986 yılında, karısı ikinci çocuklarına hamileyken başlamıştır. Belki de aktif bir özel hayatının olmaması ve eşinin durumu onu ilk suçunu işlemeye motive etti. Kurbanlarını ıssız otobüs duraklarında arıyor, onları evlerine bırakmayı teklif ediyor ve sonra da canlarını alıyordu. İlk kurban, Kasım 1986'da suçlunun ellerinde ölen 22 yaşındaki öğrenci Svetlana Efimova'ydı. Konstantin ilk başta kızın canını almayı planlamamıştı, sadece onu hayal kırıklığına uğratmak istiyordu. Ancak, seyahat ederken, kızı boğmak için garip ve güçlü bir arzu duydu. Kızı ücra bir yere götürdü, işini bitirdi ve sonra cesedi bagajda ormana taşıdı, izlerini örtmek için yakmaya çalıştı. Manyak bazı kişisel eşyalarını da yanında götürdü. Svetlana'nın cesedi bir sonraki bahara kadar bulunamadı ve bir soruşturma başlatıldı. Bazı insanlar onun arabaya bindiğini görmüştü, ancak zamanla tanıklar ne arabanın markasını ne de plakasını hatırlamaya başladı. O arada manyak saldırılarına devam etti. Bir sonraki kurban 15 yaşındaki öğrenci Elena Gayeva'ydı. Suçlu onu ıssız bir otobüs durağında dururken gördü ve ormana götürerek kızın nefessiz bedenini boğdu. Ciset, kızın öğrenim gördüğü yerden çok uzak olmayan bir ormanda bulundu. Bundan 2 ay sonra Tatyana Kloboshchenko adında 10 yaşında bir kız çocuğu öldü. Manyak, aynı bölgede faaliyet gösteren bir başka suçlu Andrey Shikatilo'yu taklit etmeye çalışarak onu boğdu ve ormanlık bir alana attı. Konstantin, kızın cansız bedeni üzerinde tüm zalimliklerini tekrarladı. Tüm bunlar mahalle sakinleri arasında korku ve endişeye neden oldu. Polis önleyici konuşmalar yaparak insanları çocuklarına eşlik etmeleri ve daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı araştırmacılar, manyağın amacının sadece diğer suçluları taklit etmek değil, aynı zamanda karısıyla aktif bir cinsel yaşam sürdürmek istememesi gibi kişisel nedenlerle de ilgili olduğuna inanıyordu. Tatyana'nın cesedi incelendiğinde, araba kılıfı üretiminde kullanılan koyun yünü parçacıklarının yanı sıra araba botlarını boyamak için kullanılan boya lekeleri bulundu. Failin otomotiv endüstrisinde çalıştığına dair bir versiyon ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Konstantin Chelyabinsk'in yakalanmasına karar verildi. Arama sırasında kurbanların kişisel eşyaları ve arabasında koyun yününden yapılmış örtüler bulundu. Ancak, iyi bir işçi ve örnek bir aile manyağı olarak tanınması nedeniyle, manyak tüm şüpheleri ortadan kaldırarak serbest bırakıldı. Lipetsk'teki uzak akrabalarının yanına kaçtı ve soruşturma onun izini kaybetti. Ekim 1988, Konstantin'in son saldırısının olduğu ay. Kurban, bir anaokulu öğretmeni olan Oksana Yakovenko'ydu. Vücudunda benzer koyun yünü ve araba boyası izleri bulundu. Çaresizce direnen kızların tırnaklarının altında manyağın derisinin parçacıkları bulundu. Soruşturma ilk başta, henüz yakalanmamış olan Rostov Karındeşeni'nin tüm bu suçlara karıştığına inanıyordu. Ancak yine de Çikatil'de bu suçların işleniş şekli çok farklıydı. Kendi arabası yoktu ve kurbanlardan hiçbir zaman değerli eşyalarını almadı. Dava, ünlü manyak avcısı psikiyatrist Alexander Bukhanovsky ile ilişkilendirildi. Daha sonra Çikatila'nın ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Sonunda soruşturma, tutuklanan örnek aile babasının mutlu bir şekilde kaçtığını hatırladı. Yünden yapılmış araba kılıfları yeniden geliştirilmeye karar verildi. Manyak Chelyabinsk, bir şeylerin ters gittiğini hissederek Lipetsk'teki uzak akrabalarına kaçtı. Konstantin'in dairesinde yapılan aramada kurbanlara ait kişisel eşyalar bulundu. Müfettişler katilin annesi ve karısıyla konuşmaya çalıştılar, ancak katil hiçbir şey söylemek istemedi, sadece oğlunun bilinmeyen bir yöne gittiğini söyledi. Karısı bir şeyler söylemek ister gibiydi ama kayınvalidesi onu hemen vazgeçirdi.
Daha sonra kadınlar ayrı ayrı sorgulanmaya karar verdi ve celladın karısı, kocasının kendisine sık sık daha önce kurbanlarına ait olan mücevher veya kozmetik ürünleri hediye ettiğini itiraf etti. Dedektif Amurkhan Yandiyev'in kurnazlığı sayesinde anne de onunla konuşabildi. Deneyimli dedektif Avanak gibi davranarak yaşlı kadına, çocuğunun bir suçlu olabileceğine kendisinin de inanıp inanmadığını sormaya başladı. Numara işe yaradı ve Konstantin'in annesi dedektifin oğlunun tarafında olduğuna karar verdi ve oğlunun eve periyodik olarak çizik içinde geldiğini ve bir kavgaya karıştığını açıkladı. Yandiyev kadını oğlunun tehlikede olduğuna ve Konstantin'in yerini söylemesi gerektiğine ikna etmeyi başardı. Ancak o zaman onu korumak mümkün olabilirdi. Anne önce tereddüt etti ama sonra oğlunu Lipetsk'teki akrabalarına gönderdiğini söyledi. Manyak, 89. yılın başında Lipetsk'te tutuklandı. Suçlu ilk başta uzun süre sessiz kaldı, ancak aynı yılın Kasım ayında ifade vermeye başladı. Konstantin Çeryomuşkin'in idama mahkum edildiği bir duruşma yapıldı. Ceza 93. yılda infaz edildi. Peki, çocukluğundan beri hiçbir şeyi inkar etmeyen ve zorluklara tahammül edemeyen sevgi dolu bir annenin oğlu neden zalim bir manyağa dönüştü? Bu soruya kesin bir yanıt vermek zor. Müfettiş Amurkhan Yandiyev daha sonra şok edici etkinin gerçek kökeni hakkındaki bilgilerden kaynaklandığını öne sürdü. Babasına, üvey babasına ya da her ikisine birden kızgın olabilirdi. Bataysk'ta infaz edildiği sırada 30 yaşındaydı. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.